eşim tarafından paylaşılmış bir fotoğraf var ve üzerindeki yazıyı da zaten görüyorsunuz. Söylemeyi ayıp sayarak yalnız, bakın söylemeyi ayıp sayarak ve bana bunları söylemeyenleri de kınayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Bu fotoğrafta çatal ve bıçağın yeri sanıyorum fotoğrafı çeken kişinin açısından bakıldığında karşı tarafın taba olduğu aşikar, ama bunu bile söylemeyi ayıp sayıyorum. Yurt dışında bir yabancı arkadaşıyla yapılan, ha böyle bir paylaşım yerlidir, yersizdir, kişinin kendi kişisel özelliğidir, tartışılır. Ama bunun üzerinden bir kişiye ve o kişi hele ki bu devletin yetiştirdiği en iyi hekimlerden birisi olan, hayattaki en büyük önceliği eşi, çocukları, ailesi ve hastaları olan ve hiç kimsenin inancına bakmadan, ideolojik duruşuna bakmadan bu devlete hizmet veren birisi olan birisi için bunun üzerinden bir kişinin hedef gösterilmesi, o detayı paylaşmayı bile ayıp sayarak hedef gösterilmesi ve bunun bir AKP genel başkanı üzerinden yapılması, bundan sonra da ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı politikaların nasıl devam edeceğinin bir göstergesi. Şunu da ifade etmek isterim sevgili değerli basın mensubu arkadaşlarım. Burada insanların ne de yediğiyle değil, ama askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok ilgilenilseydi biz zaten bugün böylesi bir Türkiye iklimi de olmazdı. Ayrıca altını çizmek isterim. Çok özür dilerim. Kişisel hikaye, ama saldırı kişisel olunca bunu açıklamak durumundayım. Bu bir görseli paylaşan eşim, Ali Naki Kaftancıoğlu'nun babası, öldürülmeden 2 gün önce bir parti genel başkanı tarafından bu memlekette Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri, komünistler var deyip 2 gün sonra öldürülen bir kişinin oğlu ve oğlunun da bu topraklarda böylesi, hani gülüp geçeceğimiz, sadece gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle şu anda tüm Türkiye kamuoyuna hedef gösterilmesinin takdirini ben sizlere ve izleyenlere bırakıyorum. Bıçak ve çatalın yerine dikkat ederek bunu söylemeyi ayıp sayarak ve bunu da söylemek zorunda kalarak. Evet, ikinci şeye gelelim, slayta. Gördüğünüz gibi benim sevgili eşim, çok da sevdiğim gibi gayet keyifli, neşeli ve bizim sosyal medya atışmalarımızı takip edenler bilir, meşhurdur. Şimdi bu, yani çirkin ötesi saldırının benim için en güzel yanı, benim yarı yaşında birine benzetilmiş olmam. Yani öyle görünüyor. Bu benim bu sürecin en keyifli durumu. Şimdi, benim olmadığı gayet aşikar ve bilinen, benim daha önceden de ifade ettiğim ve yine şakacı sevgili eşimin, çünkü bizler birilerimiz hastalarını akşama kadar alın teriyle, emek teriyle bakarken, ben de inandığım ölçüde hak, hukuk, adalet mücadelesini verirken bir espriyle yakaladım seni ve yakaladın ihbar etme bahri gülen surat dememden, bir AKP grup toplantısına gidilen, paylaşılan ve biraz önce söylediğim korkuları nedeniyle bundan medet umulan bir Türkiye siyasi iklimine gelmiş bulundum. Günlerdir söylüyorum, bu kişi kimdir nedir bilmiyorum ve ben bu kişinin, her kimse bu kadar teşhir edilerek onun haklarının da gasp edildiğini bir hak savunucusu olarak altını çizmek istiyorum. Bir sonraki slayta gelelim. Madem özel hayatımız deşifre oldu, madem bunu AKP Genel Başkanı grup toplantısında yuhlatarak yaptı, bu da benim tatlı kızım sevgili basın mensupları. Ben ona anten kızım derim, onunla ilgili de haber yapmışlar. Bundan sonra da demeye devam edeceğim. Burada bu paylaşımları şundan dolayı gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Bu topraklarda siyasi linç çok kolay. Çıkarlar uğruna insanları hedef göstermenin, hele ki şunlar, şunun gibi paylaşımlar nedeniyle çok kolay. Ve benim kızımın seyahatteki fotoğrafların altına yazılanları, yapılan yorumları ve bir adım daha ileriye gidiyorum, gelen tehditleri. Bizim çocuklarımızın günahı ne arkadaşlar? Benim kızımın annesi sadece
özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyor diye. Bu memleketteki çocuklar ölmesinler, hedef gösterilmesin, siyasetin kirli ilişkilerinin içinde örgütlü kötülüğe mücadele ediyor diye benim kızım hedef gösterilmeli mi sizce arkadaşlar? Ve bunu devletin en üst kesiminden AKP Genel Başkanı'nın söylemesiyle hedef gösterilmesi nedir? Çocuklar günahsız arkadaşlar. Benim kızım da günahsız. İlhan Cihaner'e saldırılırken hedef gösterilen İlhan'ın kızı da günahsız. Öldürülen Yasin Börü de günahsız. Kemal Bülbül de günahsız. Kirli savaş uğruna, kirli çıkarları uğruna bu topraklarda öldürülen bütün çocuklar günahsız. Bir savaşın, bir siyasi kavganın öznesi çocukları yapmamız bugünkü iktidarın duruşunu göstermesi açısından benim için manidardır. Burada kızımı da size gururla göstermiş olayım. Madem o kadar özele girmişiz. Ve Türkiye kamuoyunda da daha önemli işlerimiz varken bunları paylaşıyor olmanın özrünü de hakikaten utanarak bu sunumu yapıyorum. Bir kez daha paylaşmak isterim. İlk tabakta söyleyeceğim şeyi aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben eşimin ne yediğine ne içtiğine karışmam ama tek bir şey yemesine izin vermem. O da zaten yapmaz. Kul hakkı yenilmediği sürece gerisini hiçbir yere yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bu fotoğrafın yanına başka fotoğraflar da koyacaktım. Buradan halkın iradesiyle seçilmiş ve şu anda cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'a selam yolluyorum arkadaşlar. Bu fotoğrafın yanına başka fotoğraflar da koyacaktım. Benim AKP milletvekilleriyle, MHP milletvekilleriyle çekilmiş fotoğraflarım da var. Fakat koyduğumda hani şimdi linç kampanyasını benden alıp onları linç ederler diye onu şimdilik koymuyorum. Yani onları düşündüğüm için koymadım. Yoksa korktuğumdan falan değil. Sevgili basın mensupları, hiç fotoğrafla ilgili açıklama yapmayacağım. Ben bu memlekette bir kadın hakları savunucusu, bir hak ve özgürlük mücadelecisi, bir çerçeve etrafında mücadele eden bir siyasetçi olarak halkın iradesiyle seçilmiş herkesle, her kişiyle fotoğraf veririm. Bununla da ilgili hiçbir açıklama yapmam. Bununla da gurur duyarım. Devam ediyoruz. Çünkü bunun üzerinden de ilişkilendiriyorlar. Bunun üzerinden de geçiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu tweet'in saatine bakmanızı isterim. Gerçi bunu şimdilik kapatalım. Şimdilik kapatalım. O sahte tweet üretiminde onu anlatırız. Şimdi sevgili değerli basın mensupları. Ne dedik? Bizler insanların nerede, ne yediğiyle ilgilenilmesin, nasıl yaşadığıyla değil, evrensel değerleri baz alarak nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgilenilsin. Bu arada ben dün başka bir şey öğrendim. Ben Sayın Erdoğan'ı AKP Genel Başkanı zannediyordum. Meğerse AKP İstanbul İl Başkanı'ymış aynı zamanda. Böyle giderse eğer bizim ilçe başkanlarımızı da mahalle birim örgütlerimiz de kendisine muhatap almaya başlar. Bizim için sakınca yok. Biz buradayız, bekleriz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama korkularının bu derece büyük olduğunu biz İstanbul'dan başlayacak yürüyüşümüzün sonuç alacağını biliyorduk ama bu kadar da korkularına teslim olacaklarını düşünmüyordum. Neden? Çünkü biraz önce söylediğim ve yaptığım açıklamalardan sonra bunlardan medet umarak devam edilen örgütlü kötülüğün nasıl örgütlü kötülüğe sığınmaktan hiç korkmuyorlar. Gezi direnişiyle ilgili paylaştığım her türlü paylaşımın, yazdığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım arkadaşlar. Bir tanesi hariç. Bir tanesi hariç. Bunun altını çizeyim. Burada Gezi direnişi tarihin en büyük, en barışçıl ve insanların en haklı halleriyle bir araya geldiği bir direnişti. Gezi direnişini devletin kadrolarına yerleştirdikleri FETÖ'cü polislerinin baskısıyla nasıl püskürtüldüğünü de hepimiz biliyoruz. Bir tanesi hariç dedim.
Gezi direnişi sayesinde hepiniz gibi ben de bir sürü sosyal medya paylaşımları, duvar yazıları, fotoğraflar, eylemler, videolar vesaire. Orada gözümden kaçmış bir şey var arkadaşlar. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Ve ben de orada yaptığım hatayı özür dileyerek, bakın açık söyleyeyim, özür dileyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Sayın Erdoğan'ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da, çünkü o kadar çok paylaşmışım ki, öyle bir görseli de paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik hepimiz için çok kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Sayın Erdoğan'ın annesine bir şey denildiğinde de bunun karşısında duracak biri olarak bu paylaşımından dolayı ben Sayın Erdoğan'dan samimi bir şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Annesi olur. Benim yazdığım değil ama annesine küfür olan bir duvar yazısının benim tweetimde paylaşıldığı için ama şunu ifade etmek isterim. Bu topraklarda insan kıymetli. İnsan yaşamı kıymetli. Kadın kıymetli. Anneler çok kıymetli. Ama anneleri de meydanlarda yuhlatmayalım. Anında git demeyelim arkadaşlar. Yani bunu da bu duyarlılığı hepimizden. Çünkü siyaset ikliminin barışması için bunların hepsine ihtiyacımız var. Yine şahsımı İşte PKK'lı, HDP'li, FETÖ'cü vesaire olmakla suçluyorlar. Bu konuda bana ait olan tweetlerimin hepsinin arkasındayım. Ne demişim arkadaşlar? Savaşa hayır tezkeresi görüşülüyor. O anda savaşa hayır oyu veren iki partiyi Aslan CHP, Aslan BDP demişim. O gün keşke AKP savaşa hayır deseydi Aslan AKP'de derdim. MHP deseydi Aslan MHP'de derdim. Çünkü ben bir insanım, ben bir doktorum, ben bir insan hakları ve barış savunucusuyum. Barışa adım atan, barış için mücadele eden herkesi hangi partide olursa olsun açıkça ve net desteklemekten ve bunu ifade etmekten geri kalmam. Dolayısıyla bunu bu duyguyla söylemiş olmamı işlerine geldiği gibi yorumluyor olmaların takdirinde ben yine izleyicilerimize ve sizlere bırakıyorum. Yine bir geliyorum hızlıca. 15 Temmuz darbesi öncesinde orada yazdığım bütün tweetlerin üretilmişler hariç, şimdi üretilmişlerden birkaç tane söyleyeceğim. Sonuna kadar arkasındayım. Ne demişim? Darbe gecesi sabaha karşı alın size nur topu gibi bir mağduriyet. Yalan mı söylemişim arkadaşlar? Yani bunun takdirini ben dinleyen halkımıza bırakıyorum. Kendileri demediler mi bu darbe bizim için Allah'ın bir lütfu diye? 20 Temmuz'da getirilen olağanüstü halle yapılanları, görülenleri hepimiz birlikte yaşamıyor muyuz? O zaman bunu her zamanki siyasi öngörümüzle hem kişisel olarak hem Cumhuriyet Halk Partili olarak şuna dikkat çekmek isterim burada. Bizler günün koşullarına göre işimize geldiği gibi siyaset yapan bir gelenekten gelmiyoruz. Örneğin ben yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticiyken çözüm süreci başladığında barış süreci denilen sonra çözümsüzlük süreci olan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne 101 tane partili yöneticisi arkadaşımız Kürt sorununun çözümünde özgürlükçü demokrasi metni diyerek bir metni imza attık. Bu metin de benim gurur duyduğum bir metindir. O dönemler bizi parti içinden vay bunlar AKP'nin yaptığı sürece destek oluyorlar gibi eleştirenler de oldu. Bakın eğer bu ülkeye barış gelecekse ve kim olursa olsun birisi bu barışı getirmek için bir adım atıyor ise samimi olmadıklarını bilsek dahi Genel Başkanımızın dediği gibi açık kredi verebileceğimizi gösteriyoruz. Niye şimdi onlar çıkarılmıyor? Sevgili basın mensupları, şunu ifade etmek isterim. Ben ilk gençlik yıllarımdan itibaren bir sol değerler gömleği giydim. Ve bugüne kadar verdiğim mücadelede bulunduğum noktada bu gömleği hiç üzerimden çıkarmadım. Hep bu kararlı ve tutarlı çizgimle gittim. Konjonktüre göre gömlek değiştirenlerin de bu anlamda beni anlaması mümkün değildir. Evet.
Şimdi gel gelelim. Parti içinde de tartışılan Canan Kaftancıoğlu işte Ermeni soykırımı dedi demedi vesaire paylaşımlarını. Beni tanıyanları anlatmama gerek yok ama belli ki tanımayanlar var. Değerli dostlar, bir kere geçmişte yaşanılan bütün olaylarla ilgili düşüncesini insanın 140 karakterle anlatması ya da anlatmaması zaten mümkün değildir. Bu konudaki ben samimi ve açık fikrimi de söyleyeyim size. Ben bu topraklarda yıllarca insan hakları mücadelesi vermiş, bu topraklarda yıllarca barışın önüne engel olmuş, her türlü mücadelede bir takım yaşanmışlıkların, bir takım acıların, toplumun genelini ilgilendiren acıların çözülmesi için şunu hep söylemişimdir. Kimi sorunları kavramlar arasında sıkışarak çözemezsiniz. Kimi sorunları vardır ya da yoktur diyerek kavramlar üzerinden çözmeye çalışmak aslında tarihimizde, geçmişimizde yaşanan büyük acıları çözümleyemeyip göz göze bakmamızı, hemhal olmamızı ve birbirimizi anlamamızı engeller. İki gün sonra hala o kaldırımda yatıyor olacak. Hrant'ın anmasına gideceğiz. Sevgili Hrant Dink'in dediği gibi bizim hep birlikte bu topraklarda yaşadığımız acıyı göz göze, birbirimizi anlayarak, anlaşarak baktığımız sürece çözebiliriz. Yoksa iddia edildiği gibi soykırım vardır ya da yoktur demekle çözülecek bir mesele değildir. Ben de onu dememişim zaten. Mücadele şeklim itibariyle de reddediyorum. Ben iki günlük Cumhuriyet Halk Partili değilim. Uzun yıllardır bu partinin yönetim kademelerinde görev yapmış biriyim. Ve ben parti programı ve tüzüğünde bilirim. Onu da ifade edeyim. Bunun ötesinden 2012 yılında yapılmış, bakın yapılmış. Arkadaşlar onun duyurusunu bunu değil ama orijinal duyurusunu istemiştim. Bulabildiniz mi? Gazeteden yollayacaklar değil mi? Evet. Yapılmış adı da, bakın adı, yürüyüşün adı. Ermeni soykırımı yürüyüşü. Bakın adı bu. Bunu ben demiyorum. Bir yürüyüş yapılmış ve adı bu. Ve ben de insan hak ve özgürlükleri mücadelecisi bir insan olarak o yürüyüşe gitmişim. O yürüyüşte Ermeni soykırımı yürüyüşü başlıyor. O tweette sanıyorum gelecektir şimdi. Polisten çok halk var demişim. Burada da bakın duyuruya bakın. Lütfen saate bakın. Yürüyüş bittikten sonra ben 23-22'de sözde bu yürüyüşün duyurusunu yapmışım. Şimdi bunu söylerken neden söylüyorum? Bugüne kadar geldiğim, inanarak yaptığım ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim mücadelemden bir adım geri atmayacağım. Çünkü ben bu memleket için, bu memleketin gerçekleri için mücadele ediyorum. İnatla memleketin sorunlarını, gerçeklerini bir kenara bırakıp kendileri için mücadele edenlere karşı da bir kadın, bir doktor ve mücadele gücüne inanan bir kişi olarak da onu teşhir etmeye de devam edeceğim. Ha bu arada hep günlerdir bu tweetler üzerinden yorumlar yapılıyor vesaire. Şu videoyu görelim arkadaşlar. Bakalım bir tweetle insanı linç etmek ne kadar kolay ya da zormuş. Şimdi bakın. Bir tweet 10 saniyede nasıl düzeltilir, değiştirilir? Bakın. Bu şu anda sosyal medyada anında orijinali bu ve biz bu topraklarda linç kültürünün ne kadar yaygın olduğunu bildiğimiz topraklarda şöylesi teknolojik bir hamleyle 10 saniyede değiştirilebilecek şeylerle arkadaşlar insanları linç ediyoruz. İnsanlar öldürülüyor. Ya yani bizim bence hepimizin devleti yönetenlerin asıl düşünmesi gereken şey bu. Bırakalım Canan Kaftancıoğlu linç edilmiş, kızına tehdit gelmiş, eşi tehdit edilmiş, ne yemiş ne yememiş. Ama arkadaşlar bizim hep birlikte karşı çıkmamız gereken zihniyet bu. Bakın şimdi hakkımdaki birkaç tane çok var da sizi şey yapmayayım dedim. Sahte tweetlerden. Bakın 2014 yılında ben iyi bir Twitter kullanıcısıyımdır. Ama 2014 yılında 168 karakterle tweet yazmayı başarmışım. Siz basın mensuplarının takdirine bırakıyorum.
140 karakterin olduğu bir yerde 168 karakterlidir bu tweet. Ve bunlarla linç ediliyorum. Ve ben bunlarla, ben halkım, halkımın içindeyim ama sabah sokağa çıkarken acaba diyorum. Çünkü biz geçmişten gelen ve hala devam eden linç kültürünü biliyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Evet, bakın. Bu da ve bunun gibi ne yazık ki doğru olmadığı bilindiği halde, doğru olmayacağı ispatlandığı halde örgütlü kötülüğe hizmet eden, insanları birbirinden nefret ettiren, insanları ötekileştiren bir sürü paylaşımlar dolaşımda, bunlar önemli değil ama bunu bir ülkeyi yöneten bir partinin genel başkanı ve hepimizin cumhurbaşkanı olması gereken kişi bir grup toplantısında söylüyor ve bunlar üzerinden siyasi bir yorum yapıyor ise vay geldi memleketin haline diyorum. Bizim halimize değil. Hakikaten bizim memleketimiz şu anda, bizim insanımız şu anda bunları konuşmayı hak et, konuşulmasını hak etmeyecek kadar kıymetli diyorum. Salon çok sıcak. Ben çok doluyum. Saatlerce konuşabilirim. O yüzden sizlerin özel olarak soracağı başka bir şey yoksa söyleyeceklerimi bir kenara bırakarak hepinizi saygıyla selamlamış olayım. Mustafa Kemal'in askerleriydi. Yani çok tutmuş halka bir şey. Gazeteci arkadaşlarımıza, ben söz hakkı vereyim. Evet. Tabii. Şöyle, hakkımdaki soruşturma ile ilgili şöyle, bu memlekette AKP'nin dediğine göre ya da onların diline göre kimin terörist olup olmadığına karar verilmediğini biliyorum. Arkadaşlar bu memlekette terörist olduğu iddiasıyla tutuklanan bir genelkurmay başkanı var. Dolayısıyla işine gelmeyenleri söyleyenlerin kodesi atıldığı, yani onların için gözünde çuvala atıldığı, herkesin terörist olduğu, terörist yaptırıldığı, bakın hayatım boyunca terörü ve terör örgütlerini lanetledim. Çok net, hiç tartışmasız. Bir ortamda Ahmet Şık nasıl FETÖ'cü denilip içeride yatıyorsa AKP zihniyeti ve yargısıyla da terörist denilmek benim için olsa olsa onur ve gurur olur. Hiçbir şeyden de korkmuyorum bu konuda. CHP Genel Başkanlığı'na Sayın Ümit Kocaman adaylığını açıkladı. O konuşmasında şunu söyledi. Mustafa Kemal'in askerleri sözünden razı evet. olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz dedi. Evet. Sizin de bu sözle ilgili evet. açıklamalarınız Tabii. vardı. Hem onunla ilgili sorayım hem de dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, annesine yönelik attığım tweet'i 2013'te yani gezi olaylarında attım dediniz. Üzerinden 4 sene geçti. CHP'de uzun yıllardır siyaset yapıyorsunuz. Şimdi mi fark ettiniz? Yeni bir silindi o. Yoksa... Hiç silinmedi şu anda. Şu an hala duruyor. Şu anda duruyordur ama o tweet'i silmem gerektiğini biliyorum. Umarım arkadaşlar silmiştir. Çünkü o tweet'in ben o tweet'i öyle bir tweet attığımı inanın bilmiyordum. Özür diledim. Yani özür dilemek bir pişmanlık göstergesidir. Hemen söyleyeyim. Şimdi Ümit Koçasakal bugün adaylık açıklaması yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama açıklamalarından bana geldiğim kadarıyla önce gelsin bir adaylık açıklamasını yapsın. Ondan sonra fikirsel tartışmalara gireriz. Tamam. O zaman Mustafa Kemal'in askerlerimizle ilgili. Ben bunu çok söylediğim için tekrar etmeyi bile ayıp sayarak sevgili arkadaşlar. Ben Mustafa Kemal'in değerlerini yaşamış, özümsemiş ve yaşamı boyunca o yoldan gitmiş biri olarak hiçbir zaman tırnak içinde gardırop Atatürkçüleri gibi ben Atatürkçüyüm, ben solcuyum. Biraz önce dedim ya ben kavramlarla siyaset yapmayı doğru bulmuyorum gibi kendimi hiç tanımlamamışımdır, doğru da bulmamışımdır. Benim hekim olarak insan hakları savunucusu, mücadeleci biri olarak Mustafa Kemal'in askerleri sözünü militer bulduğumu ifade ederek ama bir adım daha ileriye giderek Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız demişimdir. Şunu söyleyeceğim. Mustafa Kemal'in yoldaşı olmak asker olmayı reddetmez. Mustafa Kemal'in askeri de, Mustafa Kemal'in yoldaşı da, Mustafa Kemal'in neferi de olmak bu partideki herkes için bir gurur vesilesidir. Ama Kenan Evren Atatürkçülüğü gibi çerçeveleyerek söylüyorum. Gardolop Atatürkçülerinin de sırf Mustafa Kemal'e zarar vermek için Mustafa sadece bunun üzerinden içini boşaltarak saldırıyor olmalarını da ben
örgütümün takdirine bırakıyorum ve bu sürede gelen destek mesajlarıyla da doğru yolda oldunuz. Mustafa Kemal'in askeriyiz, yoldaşıyız, neferiyiz. Mustafa Kemal'in kurduğu ve şu anda kurucusu olduğu partide ben kadın bir il başkanı olarak olduysam ben bunda Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum dedim. Ortak acılar da demedim efendim. Tweet'te bunların hiçbirini söylemedim. Düşüncemi paylaştım. Orada Ermeni vatandaşları katlettiğini söylüyorsunuz. Bu konuda sizi kesin olarak tavsiye Ermeni soykırımı var mıdır yok mudur bir. İkincisi de Türkiye'nin ayında bu konuyla aldığı bir zafer var. Ermeni soykırımı Holocaust'a benzemiyor. Tamam. Şimdi ben biraz önce söyledim ama daha net bir şekilde açıklayayım size. Şimdi ben Türkiye'de geçmişte yaşanılan her türlü acıyı büyük acı olarak tanımlarım. Bu büyük acının ne olduğuyla değil, bu toplumu nasıl barıştıracağıyla ilgilenir. Tamam, bu birincisi. İkincisi, aynen Hrant'ın dediği gibi, aynen benim de altına imza attığım gibi, bu iş diaspora gücüyle Ermeni soykırımı vardır diye tutturan da, yoktur diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı, bakın açık söylüyorum, büyük acıyı görmezden gelen bir zihniyettir. Ben de diyorum ki, kavramlara takılmayın arkadaşlar diyorum. Ben de diyorum ki, geçmişimize dönelim, göz göze gelelim, birbirimize, halklar birbirine ne yaşattı önce hissedelim, sonra onarıcı adalet mekanizmalarımızla, bunun çok değişik yöntemleri var, hep birlikte tek vücut olalım diyorum. Bunu kavramlara sıkıştırmakta yanlış buluyorum. Bu tarihçilerin işidir, siyasetçiler de tarihi yandaş medya kanallarından öğrenmediği sürece inanın bana bunu çok kolay çözeriz. Bunun çözümü konusunda bir gün uzun uzun konuşuruz. Çok güzel önerilerim olacaktır. Sayın Başkanım, Mustafa Doğru Yurt Gazetesi. AKP Genel Başkanı İstanbul Can Polat'tan dolayı can iken İstanbul İl Başkanlığı'na hiçbir şey demiyordu da canan olunca neden size saldırmaya başladı? Biraz önce saydığım gerekçelerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bugün Büyük İstanbul yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Biz bugün İstanbul'u alacağımız olan, halka vereceğimiz olan, düzeltiyorum, tüm inancımızla çalışmaya başlıyoruz. Ve onlar da İstanbul'dan gelip İstanbul'dan gideceklerini gördüler arkadaşlar. İnanın bana tek sebebi bu. Başka bir açıklama sunalım. Son soru olsun. Kadın, valla kadın il başkanı pozitif ayrımcılık, kadına söz veriyorum. Efendim, siyasetçi olarak soruyoruz size. AKP'nin bu konuda uzun uzun değerlendirmeler yaparım ama bugünkü basın açıklamasının konusu olmadığı için izninizle ben onu size demeç olarak veririm. Çünkü arkadaşlarımız bu konuda çok sıkıntılılar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, bu ortamda dinlediniz. Hepinizin emeklerine sağlık sevgili basın emekçisi dostlarım.